Dün sınavda sorduğum, 21'e karşı tek yaptığımız sınavda sorduğum soru ve biz 21 kişi yaparız dediğiniz halde 2 saat süreyle yapamadığınız soru. Bu soru normalde devir bekçisi diye geçer. Devir bekçisi nerede kullanılır? Devir bekçisi şurada kullanılır. Bant sistemi düşünün. Bir kayış bant sistemi düşünün. Şuraya basitçe çizelim o bant sistemini. Bant sisteminde farklı bir durum olmazsa elektrik motoru bantı tek taraftan çeker. Farklı bir durum, konstrüksiyon söz konusu değilse tek taraftan çeker. Bant motor tarafından çekilirken bantın şu ucuna, bu ucu motorun bağlı olmadığı uçtur. Motorun bağlı olmadığı uçtur. Bir ne diyelim oza, rulonun çıkışına sabit bir vida başı atılır ve o vida başı bir sensörle kontrol edilir. Şimdi bantınızı çok yüksek değil. Tamam mı? 20 devirler, 30 devirler ne taşıyorsa. Tamam mı? 20 devirler, 30 devirler ne taşıyorsa. Peki burada bir devir bekçisi kullanmanın amacı ne? Amacı şu. Birincisi, bant kopabilir. Tamam mı? Veya bir şekilde motor mekanik kilitlenebilir, bir arıza olabilir ya da elektriksel olarak bir arıza olabilir. Bant durabilir. Bana bantın durduğunu söylesin. Ya da bant normal devrinden daha yavaş dönmeye başlar. Bu durumda da bana bantta aşırı yük var desin. Ya da şöyle bir durum olabilir. Beklediğimiz yük bir ağızdan banta dökülüyordur. Tamam mı? Bilemediğimiz nedenden dolayı banta düşen yük kapanabilir. Ya da işte besleme kaynağı, bunu bir robot kolunun aldığını düşünün. Pick and Place robot kolunun. Burada mesela besleme kaynağı arıza olabilir. Buralardan bir veri alamayabiliriz de en son banta gelir. Tamam mı? Ve bant beklediğimizden örneğin daha hızlı dönebilir. Bu durumda da ya bana bant boş hatası versin, böyle bir uyarı versin diye devir bekçileri kullanılırdı. Hala kullanılan sistemler var ama şimdi durum bu bantlarda da servo sistemlere ve motor sürücülü sistemlere döndüğü için bunlarda biz enkoder kullanıyoruz. Enkoder ya da resolver kullanılır. Bunlarla ilgili belki bilgiyi sene sonuna doğru anlatacağım. Burada temel istediğim şey ne? Temel istediğim şey, bantta aşırı yük mü var? Bant boş mu dönüyor? Tamam mı? Yüksüz mü dönüyor? Ya da bant normal mi dönüyor? Sistemin çalışması şu. Mide bağlı bir tane vida başı atılmış ya da mide çıkıntı yapılmış. Daha sonra bu dönerken her dönüş sırasında sensörü görüyor. Tamam mı? Sensörü gördükçe ben sensörden mil dönüyor. Mil bir tur attı, mil bir tur daha attı, bir tur daha attı bilgisini alıyorum. Şimdi ben diyorum ki sayıları abartıyoruz. Niye sayıları abartıyoruz? Çünkü PLC set üzerinde elle deneyeceğiz bunu. Tamam mı? Yani 500 milisaniye diyemem ben bu sayıya. 500 milisaniye set üstündeki anahtarla biz deneyemeyiz burada. Kaçırırız. Diyorum ki devir her bir tur 2 saniyenin altındaysa, 2 saniyenin altında olması demek ne demek? Bantın hızlı olması demek. Bant hızlı dönüyorsa bana boşluk çıkışını çalıştır. Tamam mı? Ya da diyorum ki devir 4 saniyenin üzerindeyse, bu ne demek? 4 saniyenin üzerine çıktı. Mil yavaşladı. Bunun anlamı da 4 saniyenin üzerine çıkıyorsa aşırı yük var. Aşırı yük çıkışını çalıştır. Ya da devir 2-4 saniye aralığında ise normal dönüyor arkadaş. Şimdi burada yapacağımız şey şu. Bir zaman rölesi seçeceğiz bu işe. Bir zaman rölesiyle yapacağız çünkü zamana bakacağız. Bu işi
Size daha sonra anlatacağım karşılaştırma kontakları dediğimiz kontaklarla çok daha basit yaptığımızı göreceksiniz. Ama biraz daha zorlama bir çözümle bunu normal on-off ya da bit 0-1 kontaklarla yapacağız. Yani açık ya da kapalı kontaklarla yapacağız. Şimdi zaman rölelerini şöyle bir gözden geçirin. Zaman rölelerinden sadece TOF ve TP enerjisi kesildikten sonra da sayma işlemine devam ediyordu. Hatırladınız mı? Zaman rölelerinden TON, düzeltiyorum, TP ve paç zaman rölesi ve TOF ters zaman rölesi enerjisi kesildikten sonra da saymayı sürdürüyordu. TON ya da TONR sayması için enerjinin üzerinde olması gerekiyordu girişlerinde. Şimdi sisteme bakıyorum. Burada bir zaman rölesi işlemi yaptıracaksam bunun enerjisiz olduğu zaman da sayması lazım. Niye? Çünkü sensör geçti gitti. Parça geçti gitti, geçti gitti. Devamlı parça kalmıyor burada. Doğru mu? O nedenle benim ya TP bu işte, ya TP ya da TOF zaman rölesi kullanmam gerekti. Biz burada TOF zaman rölesi kullanacağız. Tamam mı? Hatta TOF'u da şöyle kullanacağım. Şu genişlik var ya şurada. Burada bir genişlik var değil mi? Burada bir süre geçiyor. Oradan da bağımsız yapabilmem için benim P kontağıyla bu işi yapacağım. Yani sensör gördüğü anda TOF devreye girsin. Anlaşıldı mı? Yani belki buradaki geçiş, örneğin bunun 50 milisaniye, 100 milisaniye, hatta onu da çıkarttık devreden yani. Sensör gördüğünde tek çevrim çıkış versin ve bunu neyle yapacak? Sensör girişiyle input 0.0'ın P kullansın. Gitsin bu, iki tane zaman rölemi çalıştırsın. Kaç zamanım var? T4 saniyelik, san diyeyim, ve T2 saniyelik zamanını çalıştırsın. Tamam mı? Şimdi en kolay mantıktan başlayalım. En kolay mantık ne? Zaman 4 saniyenin üstüne çıkarsa, zaman 4 saniyenin üstüne çıkarsa aşırı yük müdür? Zaman 4 saniyenin üstüne çıkarsa aşırı yük diyor. Peki bu nasıl çalışacak? Nasıl çalışacak bu? TOF zaman rölesi burada nasıl çalışacak? TOF zaman rölesi burada şöyle çalışacak. Sensör gördü mü? Bakın. Burayı alıyor mu? Alıyor hocam. Sensör burada input 0.0 sensör gördü mü? P kullandı. P kullanıyor, ne yaptı? Bir çevrim sadece devreye girdi. Girdi. TOF zaman rölesinin kontakları konum değiştirdi. Ve 4 saniye miydi bu? Örneğin. Evet. 4 saniye sonra kontakları eski konumuna geri geldi. Tamam mı? Şimdi şöyle bir şey yapmam lazım. 4 saniyeyi geçtiğinde aşırı yükü çalıştır demem lazım. Şu ne? Bu ara set resetli yapacağım devreyi. Tamam mı? Öbür türlü mühürlemelerle falan uğraşmak istemiyorum. Bu daha pratik. Hatta şuradan başlayayım. Buradan başlayayım. Set aşırı yük. Hangisi aşırı yük? Q0.0. Öyle değil mi? Reset. Aşırı yük resetlesin. Onları da renkli kalemlerle yazalım tekrar. Neydi bu? Q0.0. Bunlar sınavda farklıydı ama mantık aynı. Şimdi şaşırmayın. Burada şöyle bir soru soracağım. Aşırı yük ne zaman setlensin? 4 saniye. 4 saniye geçince. 4 saniye geçince benim bunu setleyebilmem için bunun önüne nasıl bir kontak koymam lazım? Açık kontak koyalım. Ver şimdi. Açık kontak koyalım. Kim setleyecek? Dur şimdi önce bir açık koyalım. Madem çözerden bir kere çıkar. Açık kontağı koyduk. Kimin bu? T4 saniyenin, öyle değil mi? Saniyenin Q'su. Bu ne? TOF mu? TOF kullandık. Bu ne? TOF. Bura 4 saniye. Bura 2 saniye.
Şimdi uzama harbisi nasıl çalıştı? Nasıl çalıştı ona bakalım. Sensör gördü mü? Input 0-0 bir çevrim çıkış verdi mi? Sensör gördü. Input 0-0 bir çevrim çıkış verdi. Bir çevrim çıkış verirse top zaman rölesi ne yapar? Kontaklarını konum değiştirir. Yani sensörü görür görmez bu kontak kapanır ve gider aşı yükü setler. Daha bismillah. Yeni başlıyorsun, aşı yük olduğunu nereden biliyorsun? Tamam mı? Normalde buraya açık kontak kullanırsanız, top zaman rölesinin kontağı olduğu için bu, sensör görür, bir çevrim çıkış verir, bir çevrim çıkış verince toplar enerjilenir, bir çevrim dahi olsa iki top da enerjilenir, enerjilenmez, şu kontağı kapatır, daha bismillah devre ilk sensörü gördü, çıktı bunu setledi. Burada, peki normalde kapalı kontak kullanalım. Yani şu haliyle kullanalım. Tamam mı? Input 0-0. Sensörü gördü. Görür görmez. Toflar devreye girdi mi? Evet. Girdi. Toflar devreye girer girmez. Girer girmez. Bunu normalde kapalı kontak seçersem. Bu açılır mı? Açılır. Set basar mı? Hayır. Basmaz. Peki. Aşağıdaki kontağı normalde, yukarıda normalde kapalı kullandıysam aşağıda bu kontağı normalde açık kullanacağım. Şöyle çizelim, değişiklik yaptığımız belli olsun. Yukarıda ne kullandım bunu? Kapalı. Aşağıda ne kullandım? Açık. Bu 4 saniye Q'nun, T4 saniye Q çıkışı. Bakın şimdi burada nasıl çalışacak. Sensör, bunu çok sık tekrarlayacağız. Sensör gördü, bir çevrim çıkış verdi. Bir çevrim çıkış verirse ton, düzeltiyorum, top zaman öleri, kontakları konum değiştirdi. Bu açtı, bu kapadı. Şu anda sensörü ilk gördüğü anda, sensörü şu anda ilk gördüğü anda set basabilir mi? Basamaz. Reset basabilir mi? Bassa, reset basmasının benim için bir sorunu yok şu anda. İstem dışı çalışmasın yeter ki. Süreyi ne zaman saymaya başladı? Sensör gördü, bir çevrim çıkış verdi, toplar devreye girdi ve hemen saymaya başladı süreyi. Öyle değil mi? Süreyi hemen saymaya başladı çünkü tek çevrim çalışacaktı. Ve nereye geldi süre sonunda? Kontaklar eski haline geri geldi. Bu, şu maviler ne? Not düşelim şuraya. İlk durum. Bu, İlk durum. İlk durum. Peki, süre sonunda ne hale geldi? İlk haline geri geldi. Bakın buraya, tekrar dikkat edin. 4 saniye sayınca kontaklar neye geliyor? Başlangıç durumlarına geri geliyor. O zaman sensör gördü, top zaman rölesi saymaya başladı. 4. saniyede yukarıyı kapadı. Setledi mi? Evet. Setledi. Aşağı açık mı? Açık. Reset basıyor mu? Basmıyor. Bir tek şu anda set basıyor. Anlaşılır mı kısa? 4 saniye saydık. 4 saniye sonunda kontaklar eski haline geldi. Eski haline gelince yukarıdan kapalıdan set bastı. Aşağıdan açıktan reset basamıyor. Soru şu. Şunları sileyim artık. Açıklamayı yaptık. Notun alanları aldı. Soru şu. Hocam 4 saniyeden önce görürse sensör. Bakın şimdi soru şu. Sensör 4 saniyeden önce görürse ne olur? Ben şimdi. Şu şekle bir daha gelelim. 4 saniyeden önce P bir daha çıkış versin. Şurada bir daha çıkış versin. Bu sefer nereden başlayacak 4 saniye? Örneğin buraya gelene kadar kaç saniye geçti? Örneğin 1 saniye geçti. Tamam mı? 1 saniye sonra bir daha pulse verdi. Bu sefer 4 saniyeyi en sonki pulse'den başlar saymaya. Anlaşıldı mı? Yani topun süresinden önce
TOF'un, tekrar söylüyorum, süresinden önce tekrar giriş uygularsanız TOF zaman rölesini kendini sıfırlar ve baştan saymaya başlar. Ve bu TOF zaman rölesi 4 saniyenin üstüne çıkılmadığı hiçbir müddetçe çıkışları değiştirmez. Ne diyorum? Hani top saydırırsınız ayağınızda. Tamam mı? Topu yere değdirmiyorsunuz. Her saydırdığınızda. Ne zamana kadar? Dengeniz bozuluyor, top yere düşüyor. Bu öyle bir şey. Topu yere değdirmeden saydırmak gibi bir şey. Top 4 saniye zamanı var. Topun 4 saniyeden önce her giriş uyguladığınızda zaman öteler. Zaman 4 saniye daha atar. Zaman 4 saniye baştan başlar, 4 saniye daha sayar. O 4 saniye dolmadan bir daha verirsek, kendini 3'teyken verdik örneğin, sıfırlar bir daha 4 sayar. 2'deyken tekrar verdik, sıfırlar bir daha 4 sayar. Tamam mı? O nedenle şurası 4 saniyenin altındayken hiçbir suretle set basamaz. Niye set basamaz? Çünkü 4 saniyenin altında olduğu tüm müddetlerde, 4 saniyenin altında olduğunda tüm müddetlerde bu kontak konum değişecek, açılacak, aşağıdaki kontak konum değiştirecek, kapanacaktır. Ancak ve ancak 4. saniyeyi TOF görürse kontaklar ilk haline, yani siyahla çizdiğimiz hale geri gelecektir. Tamam mı? O nedenle 4 saniyenin üstünde sadece ve sadece 4 saniyenin üstünde çalışan bir devre orası. Gelelim 2 saniyenin altı durumuna. 2 saniyenin altında ne olacak? 2 saniyenin altında da kim çalışacak? Boş yük çalışacak. Boş yükün çıkışı neydi? Q0.1 çizelim. Boş yük set reset boş yük, tamam mı? Q0.1 setlesin bunu da bir şey, bunu da bir şey ve setlesin. Boş yük ne zaman devreye girecek? 2 saniyenin altında. Açık mı koyacağız? Bunu kim yapacak? T2 saniye, doğru değil mi? Açık. T2 san Q T2 saniyenin Q'su. Peki yukarıda kontak açık mı kalacak, kapalı mı kalacak? Açık. Niye açık? Çünkü hocam 2 saniye altında ya. Enerjiyi verir vermez. Enerjiyi verdiğiniz anda süre 2 saniyenin altında mı? Evet. Süre 2 saniyenin altında. Yani 2 saniyeye kadar bu devrenin devamlı set basması lazım. Enerjiyi verdiniz. Enerjiyi verdiğiniz anda kontaklar konum değiştirdi ve 0. saniyedeyiz. 2 saniyenin altındayız ve ilk başta bunun devreye set basması lazım. Peki bu devreye nasıl basar? Seti normalde açık kontak kullanırsınız. Normalde açık kontağınız TOF olduğu için bu zaman öylesi enerjiyi verir vermez kontağını kapatır. Tamam mı? Seti basar. Aşağıya da bu sefer ne koyacağız? Yukarı açık koyduysak aşağıya kapalı koyuyoruz. Aşağıdaki zaman öğrenizin kontağı normalde kapalıydı. Enerjiyi verir vermez bu kontaklarda açar, reset basamaz ve sadece ve sadece yukarıda set basar. Bunu ne zamana kadar yapar? Bunu 2 saniyeye kadar yapar. Doğru mu? 2 saniyeye geldiğinde ne olur? Şuradaki zaman öğrenizinden tekrar hatırlayın. 2 saniyeye geldiğinde kontaklar eski haline geri gelir. Yani ne olur eski haline geri gelmesi? Yukarıdaki kontak açılır. Doğru mu? Aşağıdaki kontak kapanır. 2 saniyenin üstüne çıktığınız anda TOF zaman öylesi buradaki sayımda 2 saniyenin üstüne çıktığı anda kontaklar ilk haline geri gelir. Yukarı kontağı açar, seti keser. Aşağı kontağı kapatır. Düzeltiyorum. Tabii, seti keser, aşağı kontağı kapatır, reset basar. Şu an çizdiğim aşağıdaki iki satır ne zaman çalışır? 0 ile 2. saniye arasında çalışır. 2. saniyenin üstüne çıktığınızda reset yer çalışmaz.
Yukarıdaki iki satır ne zaman çalışır? Yukarıdaki iki satırda 4 saniyenin üstünde çalışır. 4 saniyenin üstüne geldiğinizde bu kontaklar kapatır. Seti basar. Aşağı kontaklar açılır. Reset basamaz. 0 ile 4. Düzeltiyorum. 0 ile 2. 4 ve üstü zamanı buldun mu şu anda? Buldum. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bunu bu şekilde koyarsanız devreye. Fabire şıkır şıkır çalışacak bu. Örneğin 3 saniye çalıştıralım bunu. Örneğin bir deneme yapalım. Şu anda tahtada. 3 saniye çalışsın. Başladık. Devreye girdi. Sensör. Devreye girer girmez sensör. Açtı. Set yok. Kapattı. Reset var. Kapattı. Set var. Açtı. Reset yok. Şu anda kim setli ilk başlangıç halinde? Boş yük. Boş yük şu anda setlendi. Boş yük çalışıyor mu? Birinci saniye ne oldu? Boşluk devrede. İkinci saniyede ne oldu? İkinci saniyede bu kontak ilk haline, yani şu an gördüğünüz haline, açık haline geri geldi. Açtı, kapadı, reset bastı. İkinci saniyede devreden çıktı mı bu? Evet. Çıktı. Şu anda kim devrede? İkinci saniyeden sonra hiçbiri devrede değil. Anlaşıldı mı? Şu anda hiçbiri devrede değil. 2 ile 3. saniye arasında devrede olan eleman var mı? Yok. Ha, 4 saniyeye gidersek de bu girecek devreye. Şimdi 3 saniye benim için normal büyük mü? Evet. 3 saniye benim için normal büyük. Ama 3 saniyeye bakarken ilk 2 saniye bu girdi devreye. Hata yapmış olduk. Direkt aşırı yük verdi. Hayır, boş yük verdi. Boş verdi direkt. Niye? Doğal olarak devreye giriyor. İlk 2 saniye, her 2 saniyede devreye girecek o. Benim beklemem lazım. 2 saniye geçti. Aa, söndü. Tamam o zaman. Böyle bir şey yapmamıza gerek yok. Bu her 2 saniyede, yani dönmeye başladığı andaki itibaren her 2 saniyede, ilk o 2 saniyede habire çıkış verecek. Peki bunun sistemin sadece ve sadece tur bittiğinde bana bilgi vermesini istersen. Bakın dikkat edin şuraya. Şurası her halükarda 4'ün üstünde devreye giriyor mu? Giriyor. Aşağısı da her halükarda 0 ile 2 aralığında devreye giriyor mu? Giriyor. 4'ten sonra devreye girmesi kabul. İstediğim bir şey. Ama normal yükte de, aşırı yükte de şakır 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 ilk 2 saniyede bir orası devreye giriyor. Aa, 2 saniye geçti söndü. Aa, 2 saniye geçti söndü. Şunu istiyorum. Diyorum ki kardeşim bu bana anlık bilgi vermesin. Bana sadece tur bittiğinde desin ki bu tur aşırı yüktü, bu tur normal yüktü ya da bu tur boş yüktü diye bilgi versin. Anlaşıldı mı? Ben bir tek bunu tur sonlarında istiyorum. Tur sonlarında istersen ne yapmam lazım burada benim? He? Sadece tur sonlarında istiyorum bunu. Yani turu izlerken o 3 saniyeyi izliyorum ya, o 3 saniyenin örneğin ya da 2,5 saniye ya da 3,7 saniye bilmiyorum. Her 2 saniyesinde bu şık şık devreye giriyor. Tamam mı? Bunu istemiyorum. Diyorum ki sadece bana tur bittiğinde o tur aşırı yük müydü? O tur boş yük müydü yoksa o tur normal yük müydü diye bilgi versin. Şimdi bir de şuraya bakalım. Ne yaptı? Zaman rölelerinin çıkışına, kontakların çıkışına neyi ilave ettim? Sensörün görülme anını ilave ettim. Bana ne zaman bu bilgi lazım? Bana sensör her görüldüğünde lazım. Yani mil dönerken bu bilgiyi devamlı almama gerek yok. Sensör gördü, bilgiyi bana versin. Sensör gördü, bilgiyi bana verdi. Bakın şimdi ne oldu? 2 saniyenin altındayız. Bakın şimdi 2 saniyenin altındayız.
şey olarak işleyelim. Zaman olarak işleyelim. Nasıl denk getiririz onu? 1 saniye, 3 saniye ve 5 saniye yapalım mı? 1 saniye, 3 saniye, 5 saniye. Tur 1 saniye olduğunu düşün şu anda. Sensör gördü mü? Gördü. Top saman röleleri devreye girdi mi? Top saman röleleri devreye girince şu kontağı kapadı mı? Bak, kapadı. Bu kontağı açtı mı? Açtı. Çıkış verir mi? Vermez. P'nin yükselen kenar bekleyecek. Ona biraz sonra geleceğim tekrar. Şu anda çıkış veriyor mu? Vermiyor. Bu kontak kapalı mı? Evet, bu kontak kapalı. Aşağı kontak açık mı? Evet, açık. Ama neyi bekleyecek? Input 0-0 yükselen kenarını. Şu anda çıkış veriyor mu? Vermiyor. Sadece ve sadece şu kapalı, şu açık. Bu var. Yukarıdakiler 4 saniye görmediğimiz için bir numarası yok. Tamam mı? Birinci saniyede, yani şu turu birinci saniyede tamamladığında hala bu kontak kapalı mı? Hala bu kontak kapalı. Bu kontak açık mı? Bu kontak açık. Ve birinci saniyede de yükselen kenarı gördüğümde tutacak, bunu setleyecek mi? Setledi. Niye? Birinci saniye geçti. Birinci saniyede sensör tekrar gördü şeyi, parçayı. Sensör birinci saniyede parçayı görünce bir çevrim çıkış verdi. Ama neyin çıkışını verdi? Buradaki kapanmış olan kontağın üzerinden enerji çıkışını verdi. O zaman birinci saniyede bunu setledi mi? Setledi. Devam ediyorum. Öbür tur 3 saniye sürsün. Tamam mı? Yani şu turu 3 saniyede tamamladı. 2 saniyeyi geçtik. Bakın. 2 saniyeyi geçtiğimiz için bu kontak başlangıç haline geldi mi? 2 saniyeyi geçtiğimiz için bu kontak başlangıç haline geldi mi? Açık. Bu kapalı. Bu açık. 4. saniyede değişiyor çünkü. Bu ilk 4 saniyede kapalı. 3. saniyede bu bir daha yükselen kenar verdi mi? 3 saniyede turladınız. 3 saniyede peki nerede yakaladı? Açık, set yapmadı. Kapalı ve set yaptı. Yanmadı yani. Açık, set yapamadı. Tamam mı? Kapalı, reset yaptı. Şu anda bu da yanmıyor. Bu da yanmıyor. Özür. Birinci saniyeyi yanlış yere çizdim. Şu anda bu yanıyor. Üçüncü saniyede ne bu yanıyor, ne bu yanıyor. Onun çıkışını sonradan koyacağım. Beşinci saniye yapalım peki turu. Tur beşinci saniye, beş saniyede tamamlandı. Kapatalım bunları, eski haline geri getirelim. Tur beş saniyede tamamlandı. Beşinci saniyede ne olur? Beşinci saniyede 4 saniye miydi bu kontak? Bitti mi 4. saniye? 5. saniyeye geldik mi? Eski haline geri geldi mi? Eski hali bunun kapalı mı şu anda olduğu gibi? Kapalı. Eski haline geri geldi mi? Şu anda olduğu gibi açık mı? Açık. 2 saniye kaçtayız biz? 5. saniyede. 2 saniyenin üstüne çıktı mı sistem? Çoktan çıktı. 3 saniye ekstradan var. Peki kontaklar ilk haline geri gelir mi? Açık. Bunda da ne? Kapalı. Bakıyorum. 5. saniyede bir daha input yükselen kenar verdi. 5. saniyede. Kontakları nerede yakaladı? Kapalı. Yükselen kenarı gördü. Çıkış verdi. Doğru mu? 4. saniyeyi geçtik. Geçtiğimiz için kapalı 5. saniyede. Yükselen kenarı gördü. Çıkış verdi. Reset basmaz. Bunda set basıyor mu? Set basmıyor. Reset basıyor. O zaman 5. saniyede de sadece yukarı çizmiş olduğum 2 satır çalıştı. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Buradaki sıkıntı şu. Zaman rölesi şuradaki bu network 1'de olmayacak. Şurası. Network 1 olmayacak. Neden olmayacak? Neden olmayacak network 1'de?
Burası sorunun en hassas noktası. Hani çevrim süreleriyle ilgili ben size bir şeyler söyleyip duruyorum ya. Eğer hayal etmeye çalışın bunu. Eğer bu yukarıda olursa, şurası yukarıda olursa, görmüş olduğu yükselen kenarda toflar ilk haline geri gelmiş olacak. Bakın. Örneğin kaçıncı saniye diyelim? Yine 5'ten devam edelim. Şunu buraya alın. Şurayı hayal edebiliyor musunuz? Üste alın. 5. saniyeye geldik mi? 5. saniyeye geldik. Yükselen kenar tofları ne yaptı? Sıfırladı. Anlaşıldı mı? Her döngüde eğer bu zaman öğeleri yukarıda olursa sıfırlanarak başlar. Anlaşıldı mı? Her döngüde zaman öğelerini başa koyarsak sıfırlanarak başlar. Zaman öğeleri üst network'te olursa her turda sıfırlanarak başlar. Zaman öğeleri ne zaman sıfırlanıyordu? Sensör gördüğünde. O ilk çevrim, doğru değil mi? E şimdi ben atamaları burada ne zaman yapıyorum? Ben çıkış atamaları ne zaman yapıyorum burada? Sensör gördüğünde. Doğru mu? Bak şimdi. Şu P kontakların esprisi ne? P kontakların esprisi sensörü her gördüğümde çıkışa atama yapayım. E şimdi bunu tutup şunu bunun üstüne atarsam her gördüğümde zaten sıfırlayacağım. Altta olmasının esprisi ne? Şimdi şöyle yazalım. Bu artık ne oldu? Network 1, Network 2, Network 3. Şuna ne dedik? Network 4 mi dedik? Buna ne oldu? Ne kaldı buna? 5. Network 5. 5. saniyedeki çevrimi düşünün. Bakın. 5. saniyedeyim. 5. saniyenin içerisindeyim ve sensör parçayı gördü. 5'liyim. İşletiyorum. Yukarıdan itibaren mi işletiyorum? Yukarıdan itibaren network 1'den, network 2, network 3, network 4 ve nihayet network 5 işleyecek. 5. saniyedeyim ve sensör parçayı gördüğü an. 5. saniyede bunu ne yakaladı? Kapalı yakaladı. 4 bu çünkü. Kapalı yakaladı. Setledim bunu. Setledi. Demin anlattığım şey. Bunu setleyebildi mi? Setleyemedi, açtı. 5. saniyede sensörün ilk gördüğü anda tuttu, aşırı yükü Q00 setledi mi? Devam etti. Bir sonraki adım nereye geldi? Nereye geldi? Network 5. Network 5'e ne var burada? Zaman öğeleri. Bir çevrim çıkış verdi mi? Zaman öğeleri sıfırlandı mı? Sıfırlandı ama üstte bir kere ben bunu setlettim. Anlaşıldı mı? Ne zamana kadar bu setli olur? Bir sonraki çevrime kadar. Tura kadar. Örneğin 1. saniyede yakaladı. Örneğin 1. saniyede yakaladı. 1. saniyede yakaladığında şu kontak kapalı mı? Az önce anlattım. 1. saniyedeyiz daha ya. İlk 2 saniye bu kontak kapalı mı? Kapalı. 1. saniyede tuttu, 0-1'i setledi mi? Setledi. Aşağı iniyor. Bunun setleydi. Bir kere setlemesi kalıcı olarak çalışması için yeterliydi. Doğru mu? Bir kere setlemesi yeterliydi. Bunu setledi mi tuttu? Aşağı satıra indi. Burada zamanı sıfırladı. Artık zamanı sıfırlarsa sıfırlasın. Dert değil. Niye? Çünkü daha üst satırda ben set işlemimi yaptım. Anlaşıldı mı? Ama bu network'ü yukarı koyacak olursanız her tur sonunda zaman sıfırlanacağı için aşağıda işlem yapamam. Yani şu satırı, network 5'i birin üstüne koyduğunuz anda bu sistem çalışmaz. Ben ne yapıyorum? Şurada zamanda setleme işlemini yapıyorum. Ya 2'nin altında ya 4'ün üstünde setleme işlemini yapıyorum. Tamam mı? Setleme işlemini yaptıktan sonra alt satıra geçiyorum. Artık burası setlendi. Hiçbir sorunum kalmadı. Setlendiği için hiçbir sorunum yok. Set kesilebilir. Set kesilse de çalışmaya devam ediyor muydu? Ediyordu. Set kesilebilir. Zaten daha alt satırda da burada sistem ne oldu? Sıfırlandı. Ve aynı işlemi bir daha yaptı. Şimdi normal yükü çizmedik.
Normal yük, gayet basit. Buna zaman risk kontağı falan koymayacağım. Aşırı yük yoksa, boş yük de yoksa, normal yükü çalıştım. Aşırı yük dediğimiz şey ne bize? Q0.0. Q0.0 yoksa öbürü ne? Q0.1, Q0.1 yoksa normal yükü çalıştırsın. Böyle değil mi? Yani aşırı yük varsa açar çalıştırmaz. Boş yük varsa açar çalıştırmaz. Ona çok ekstrem bir şey yapmama gerek yok. Anlaşıldı mı? Şimdi dün benim sazanlık yaptığım ve beceremediğim konu. Ya dedim çalışması lazım ama çalışmıyor. Çocuklar, sonra da hatırladım. Biz hafıza biti atıyorduk P kontaklarının altına, hatırladınız mı? Hafıza biti atıyorduk. Hafıza biti ne işe yarıyordu? Bir önceki çevrimi aklımda tutuyordu. Ben dünkü hatamda hepsine 50.0 atadım. Tamam mı? Hafıza bitleri farklı olacak. Ama hocam input 0.0 hepsi. Evet, hepsi aynı kontağın yükselen kenarında olsa. Hepsi input 0.0'ın yükselen kenarında olsa hafıza bitleri ayrı atanmak zorunda. Nedeni ne? Nedeni şu. Bu tarafa alsana şeyi kamerayı. Şimdi P örneğin input 0.0 input 0.0 input 0.0 ve hepsine M 50.0 atayalım. Merkür 50.0 ya da memory bit 50.0. Alman ekolü ise Merkür, Amerikan ekolü ise memory bit. Şimdi bak, aşağıdaki ne işe yarıyordu? Aşağıdaki şu işe yarıyordu. Input'un bir önceki durumuna bakıyordu. Tamam mı? Hadi daha düzgün gözüksün. Şöyle çizelim. Şimdi input'un değeri ne? Sıfır. Tamam mı? Bir öncekinden gelen M ne? Bu input 0.0 M 50.0. Input 0 mı input'un değeri? Merkür'ün hafızada 50.0'ın değeri ne? Sıfır. Input'un yeni değeri ne oldu? 1. Memory bit'in değeri bir önceki değeri neydi? Sıfırdı. Öyle değil mi? Aa dedi ki, input'un yeni değeri 1. Benim değerim 0. Ben dedi 0'dan 1'e çıkışı gördüm. Bir çevrim çıkış vereyim. Tamam mı? Yani şu anda yeni değer ne oldu? 1. 1. Kuruncuyla mı yazalım onları? Karışmasın. Bunun yeni değeri ne oldu? 1. 1. Memory bit'in yeni değeri, eski değeri neydi? 0'dı. 0, 0, 50.0'ın 0'dı değeri. Şimdi, memory bit 0'dı. 1'i gördüm, yükselen kenarı verdi mi? Verdi. Peki M 50.50'nin yeni değeri ne oldu? 1. Yeni değerini 1'e çevirdi. Şimdi bunu network 1'de yaptı mı? Yaptı. Peki network 1'de artık M 0.0'ın yeni değeri ne oldu? 1. Artık yeni değer bu. Gördünüz mü? 0'dı. Yükselen kenarı bu network'te verdi. Artık M 50.0'ın yeni değeri 1 ve aşağıdaki diğer network'lerde M 50.0'ın yeni değeri 1. E bakıyor şimdi burada. Bakıyor. Önceki değer ne? 1. Yeni değer ne? 1. Yükselen kenar var mı? Yok. Vermez.
Önceki değer ne? 1. Yeni değer ne? 1. Yükselen kenar var mı? Yok. Vermez. Niye? Çünkü ben B50.0'ı en üst network'te değiştim. Bunu önlemenin yolu ne? Bunu önlemenin yolu şu. Her birine ayrı bir değer atarsanız burada memory bit sadece kim değişir? 50.0. Bunu değiştiremez diye bunun adı ayrı. 50.1. Bunun adı ne? 50.2. O nedenle yükselen kenarlarda aşağıda kullandığınız her memory bitin adresi farklı olacak. Çünkü bu işlemi yukarıda bir kere yapar. Artık memory bit yeni bir değer almıştır. Merkür yeni bir değer almıştır. Aşağılarda da o değeri kullanacağı için yükselen kenarı göremez. Evet, 21 tane cevherim benim. Dün hocam hepimize karşı teksiniz dediniz ve size bu soruyu sordum. Bu sorunun cevabı 1, 2, 3, 4, 5, 6 network'lük bir cevapmış. Sorusu olan var mı? Hiçbiriniz anlamadınız değil mi? Bunu deneyeceksiniz. Şu aralıklarla bakacağız.